Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü madde evvam. Mebniyun ala vammi. Zamme üzere mebnidir. Ne zaman? İnde ittisal el fiyenil mali bi vavil cemaati. İnde dı zaman. Esnasında zaman. İttisal bitişmek. İnde ittisal el fiyenil mali. Mazi fiilin bitişmesi anında. Bitiştiği esnada. Neyle bitişik olduğu zaman? Bivavil cemaati, cemi vavıyla. Bitiştiği zaman ne olur? O mazi fiil zamme üzere mebni olur. Ve yekûne vammu, ve yekûnu, ve yekûnu vammu zamme olur. Yekûnu olur. Ne? Evvammu zamme. Ne olur? Zahiran, zahiri olur. Aşikar olur. Telaffuz edilir. Görünür. Ne zaman? İdâ kânel mâzî, mazi olunca, mazi ne olunca? Sahihal âhiri, sonu sahih olunca. Sahihal âhir ne demek? Lâmil fiilinin sahih olması demek. Örnek vermiş. Ve lebithû fî kehfihim felâfe mi'tin sinîne vezdâdû tis'â. Kehf suresinden bir ayet. Ve lebithu alime, alima, alimu, ketebe, keteba, ketebu, cemi, müzekker, gayiptir. Lame fiili nedir? Sahih al-akhir, yani lame fiili sahih bir harftir. Lebithe fiilne lebithe lebithe. Peltekse nedir? Lame fiilidir. O zaman ne oldu? Böyle bir su peltekseyde, yani nasıl okunuyor? Le bi su, değil mi? Lamel fiili olan peltekseyde zammeyi görüyoruz. O. Vezdadu ve izdadu, izdade. İzdadu, o da nasıl bitiyor? Şöyle bitiyor, değil mi? Dalda, yani lame fiilinde ne var? Zamme var. Zamme aşikardır. Ve yekunu vammu, zamme olur. Ne olur? Mukadderan, gizli olur. Takdir edilir. Ne zaman? İza kana'l mazi, mazi olunca. Ne olunca? Mu'tellel ahiri. Ahiri mu'tel olunca. Yani lame fiilinde illet harfi varsa. O zaman öyle olur. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ. Nerede var? اتَّقَوْا. Burada var. Bir okuyalım bakalım nasıl anlatmış. لَبِثُ لَبِسَ فِيلِ. Nedir? فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌ عَلَى ظَمِّ الظَّاهِرِ. Zahiri zamme üzere mebnidir. عَلَى آخِرِهِ. Kendisinin sonunda bulunan. Yani peltekseyde. Ala ahirihi, ahiri üzerinde. Yani peltekse üzerinde bulunan zahiri zamme üzere. Bu zahiri zamme nerede? Neyin üzerinde? Ala ahirihi. Sonu. Yani lamin fiilinde. Peki neden kendisinde zahiri zamme varmış? Niye zamme üzere mebniymiş? Li ittisalihi. O bitiştiği için. Kendisi bitişik olduğu için. Neyle? Vavil cemaat, cemaat vavı, yani cemi vavıyla, yani şuradaki vavdan ötürü böyleymiş. Ve vavul cemaati, cemi vavının irabı durumu nedir? Harflerin durumu neydi? Zamirun muttasilun, muttasıl bir zamirdir, muttasıl bitişik. Mebniyun ale sukuni, sukun üzeri mebnidir. Fi mahalli raf'in, mahallen merfudur. Niye mahallen diyorsun? Laf sen deseydin, ama harf bu. Harfler mebni, mebniler mahalen ile alır. Fa'ilun, ayrıca faildir. İzdadu, izdade, müfredi burada, müfred müzekker gayb. Nedir? Fi'lun, mazin, mebniyun ala zammi. Zamme üzere mebni mazi fiildir. Öyle zamme ki, evvahiri, aşikar olan zamme üzere. Ne üzerinde bulunuyormuş bu zamme? Ala ahirih. Onun sonunda izdadu, değil mi?
lame fiilinde. Peki neden zamme üzeri mebniymiş? Li'ittisalihi, kendisi bitişik olduğu için. Ne ile? Bi vavil cemaati, cemi vavi ile. Ve sale, biraz bir tane ilale değinelim. Çok değinmiyoruz. Konumuz nahi çünkü. Ve saledi bir fiil varmış. Ve sale ketebe gibi, fetaha gibi. İftal babına aktarılmış. Böylece ivtesale olmuş. Şurada sat var. İvtesale. İftal babının fafili komunda vav varmış. Ne olur? Ta'ya dönüşür. İbdal kaydısı dersin buna. Dönüştürüp tekrar yazarsan it te sale olur, değil mi? It te sale. Şurada ta var ya, yani, iki nokta. Peki ne oldu? Bu ta, birinci ta vav'dan dönüşen ta. İkinci ta ise, soldaki ta ise iftial babın alameti olan ta'dır. Sonuçta ne olmuş yani? Sonuçta şu olmuş. Aynı cins harfler peş peşe gelmiş. İlki sakin, ikincisi harekeli. İdgam vacip. İdgam yaparsan sonuç ittesale olur. Mazisi nedir yani? İttesale. Biraz fazla harekete koydum. İttesale olur. Mastarı ittisalun. Kitapta geçen. Onun aslı ne? İvtisalun. İvtisalun. İvtisal. Neyin aslı bu? Kitapta geçen ittisal kelimesinin şu. Aslı bu. İlal diyoruz buna. Bu tür bilgileri Maksut, İzzi, Merah adlı kitaplarda bulabilirsiniz. Anlatımları daha önceden yapıldı. Peki Cemil Vav'ına değindik. İttekav ilgili kelime itteka. Şimdi ittekav, itteka. Buna azıcık değinelim özellikle. Çünkü kendisi zaten nedir? Lame fiilinde illet harfi var. İtteka şudur. Sülasi mücerret nedir? Vekaye. 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 İftar babını aktar. Ne olur? Az önceki olan bir benzeri olur. İv te ka ye. İftar babında mazi. Fiil fiili konumunda vav var. Vav ne olur? Ta'ya dönüşür. Niye dönüşür? Böyle kaide var. Kaidedir bu. İftar babının fiil fiilinde vav olursa ta'ya dönüşür. Maksud adlı kitapta geçer bu. Vav'ı ta'ya dönüşür. Tekrar yaz. Ne oldu? İt te ka oldu. İlk te vav'dan dönüşen. İt. İkinci te fa iftar babın alameti. İt te ka ye. İttekaye. İttekaye oldu. İttekaye. Şimdi bir ilal yap. O da ne? Şu. Ya harfi illet mütarik makabül meftuh. Ya'yı elife çevirirsin. Elife çevirirsin demek. Ya noktalarını silersin yani. Tamam mı? Noktasını silersen harekesi de gider. Eliftir çünkü. İtteka olarak kalır. Peki iki tayı düşün. İlk ta sakin, ikinci ta harekeli. Yani aynı cins harfler peş peşe gelmiş. İlki sakin, ikincisi harekeli. Ne olur? İdgam vacip. İdgamı yap. Ne olur? İtteka olur bu durumda. İtteka olur. İtteka. Yani sonuncu harf eliftir. Met harf itteka. Aslında yağymış. Yağdan elife dönüşmüş. Peki it şurada incelersen yani burada ne görürsün? Bir adım geri atarsan iki tane ta var. Bir adım daha geri gidersen iki ta'dan bir tanesi vavmış zaten. Bunları gördün artık. Peki ne olmuş yani? Şimdi müfredini anlattım. İtteka. Aşağı yukarı şöyle yazıyoruz. İtteka. Kelime-i cemi müzekker gayb yapmak istediğinde ne yaparsın? Nesara'dan düşün. Ne yapıyorsun? Nesara. Sonunda vav getiriyorsun yani, değil mi? Bir de elif getiriyorsun ki bu elife, elife farika denir. Ama cemi vav getiriyorsun. Nesara, ru, hareket düzenleniyor tabi. Ketebe, ketebu, vav geliyor yani. İtteka kelimesini cemi yapmak istersen yine ne yapman gerekir o zaman? Vav getirirsin. Vav sakin mi? Tabii ki. Hemen sağındaki elif, o da sakin. Ne oldu? İltikai sakineyn. Diğer adıyla ictimai sakineyn. Eşittir. İki sakinin yan yana bulunması söz konusudur. Caiz mi? Burada değil. Caiz olduğu yer var da burada değil. Caiz olduğu yer izzi de geçer.
anlatılır. Ne yapalım caiz değilse? Bu caizlikten çıkalım. Yani vav silsek olur mu? Olmaz. Niye? Vav cemi alametidir. Alametin hasfi caiz değildir. Vav silersen yere itteka kalır. Müfredi zaten bu. Neyi silerim? Elif'i silerim. Niye? Elif illet harfidir. İllet problem demektir. Problemi hallederim. Hallettik gitti. Gerine kaldı. Ayetteki kelime kaldı işte. İttekav kaldı. Neredeydi o kelimemiz? Şuradaydı. İttekav kaldı. Bak sonundaki elif, elifi farkadır. Şimdi onu anlatıyor burada. İtteka. Müfredi bu. Yani ittekav kelimesi nedir? Fi'lun mazın mebniyun ala zammi el mukadderi. Mukadder zamme üzeri mebnidir. Ne üzerine mukadder, ne üzerine gizlenmiş, takdir edilmiş, varsayılmış. Alel harfil mahzufi. Mahzuf hasfedilmiş, silinmiş, yazıdan kaldırılmış demek. Yok edilmiş demek. Alel harfil mahzufi. Silinmiş harf üzere takdir edilen zamme üzere mebnidir. Silinen harf neymiş? Silinen harf aslında ya olup sonradan elife dönüşen bu harf silinmiş. Tamam mı? Elife dönüşme gerekçesi nedir? Çünkü ya harfi fethalı, ya harfi şöyle diyoruz. İllet müteharrik yani illet harfidir, harekelidir. Ma kabli meftuh yani sağındaki harf fethalı demek istiyorum. Bu durumda ya ne olur? Elife dönüşür. Dönüşme sebebi bu. Peki elif olarak kalsaydı niye silindi? Kelime-i cem'i yapmak istediğimizde sonuna vav getiriyoruz da. Vav sakin, elif de sakin. İki sakin cem oldu. Caiz değil burada. Ne yapalım? Vav silsen olmuyor. Alamet. O zaman elifi sileyim dedim. Yani iki sakinin yan yana bulunması caiz olmadığı için bir şey silmem gerekiyordu. O da elif oldu. Bu yüzden silindi. Sildik gitti. Peki ittekav diyorsun. Buradaki vav neyin nesi? Ve vavul cemaati cemi vavu nedir? Zamirun muttasilun mebniyun ala sukuni. Sukun üzere mebnidir. Muttasıl zamirdir. Fi mahalli raf'in. Kendisi mahallen merfudur. Vav için söylüyor. Niye mahallen diyor? Çünkü mebni. Değil mi? Mebniler mahallen irap olur. O yüzden mahalliydi. Peki niye raf diyor? Mahallen mensup deseydi. Aa, ilgili kelime faildir. Fail merfu grubunda yer alan bir öge değil mi? Merfular apartmanında oturuyor. O yüzden raf diyecek, mensup diyemez, nasb diyemez. Failun faildir. Fi'lul emri emir fiil. Emri hazır. Bunun irabına değinecek. İnşallah bir sonraki derste burayı ele almaya başlayacağız. Peki emri hazırın irabı bitince sırada ne geliyormuş? Şöyle biraz aşağı bakalım. Muzari fiilin irabı geliyor. Muzari fiilin irabı tabi edevatu cezmir muzari'iyye. Muzari cezmedenler var. Peşine el esma isimler ele alınıyor. El mu'rabu el mebniyü min el esma'i. İsim türünden olan mu'rabler ve mebniler. Burada ele alıma başlanıyor. Zamirler varmış. Öyle başlıyor. Bir sonraki derste inşallah devam edeceğiz.